Barkın'la Doğa Aşkı kanalından herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir kamp programında daha birlikteyiz. Bu sefer Kuzey Anadolu Dağ Sırası'nın en batısında yer alan Köroğlu Dağları'ndayız. Köroğlu Dağları Kapaklı mevkiindeyiz. Bir tepenin üstündeyiz. Arka tarafından nehir akıyor. Dağdan eriyen kar suları ve kaynak suları akıyor. Biz o derenin hemen üstünde yer alıyoruz. Sabah ilk geldiğimizde hava sıcaklığı Haziran'ın ortası olmasına rağmen 9 dereceydi. Oldukça soğuk bir hava vardı. Ayrıca ara ara da yağış vardı. Şu anda yağmur bulutları dağıldı. Hava sıcaklığı da 15 derece civarına geldi. 1736 metredeyiz. Güzel bir kamp olacağını düşünüyorum. Bakalım nelerle karşılaşacağız. Az önce kamp alanında otururken sol tarafımızda bir şeyin hareket ettiğini gördük. 200 metre kadar ileride iki tane canlı yukarıda arkada görmüş olduğunuz kayalığın üstünde hareket ediyorlardı. Yaklaştıkça sayılarının da arttığını gördük. Bir domuz sürüsüydü. Biz tahmini mesafe 200-250 metre kadardı. Biz yaklaştıkça bizim sanırım kokumuzdan ve sesimizden rahatsız olup yukarıdaki yaylalara doğru devam ettiler. Daha yakın görüntüsünü çekip size göstermek isterdim. Bu sefer olmadı ama en yakın zamanda çekip sizlere göstereceğim. Coğrafi çeşitlilik ve hayvan popülasyonu olarak oldukça zengin bir bölgedeyiz. 2009 yılında yine bu dağlara, Köroğlu Dağları'na ayı belgeseli çekimine gelmiştim. Kamp yaptığımız alanın karşısında da ayı kayaların mevkii bulunuyor. Kışın ayıların kış uykusuna bu bölgede yattıklarını biliyoruz. Sabahtan bu yana da bu bölgede oldukça fazla hayvan çeşidi gördük, kuş türü gördük. Kamp alanından ayrıldık. Karşı tepede Çetikören Yaylası'na doğru yola çıktık. Dağdan eriyen kar suları yolu kapatmış. Su sıcaklığı tahminim 5 derece civarında. 3-4 dakika suyun içinde kalırsanız büyük olasılıkla donarsınız. O derece soğuktu. Şu anda dereden geçtik. Yaylaya doğru devam ediyoruz. Çetikören Yaylası'na vardık arkadaşlar. Size bu bölge hakkında bilgi vermek istiyorum. Sol tarafında Köroğlu Zirve var. Karşında Kartalkaya Zirve var. Gerçekten panoramik olarak müthiş bir manzara var burada. Ayrıca yaylada da tarihi ahşaptan yapılmış 100 yıllık ahşap evler var, yayla evleri var. Onları dolaştıktan sonra geri dönüş yoluna geçeceğiz. Çünkü artık yavaştan hava kararıyor. Saat 6:20 var. Kamp alanına dönüp odun toplayıp akşam için hazırlık yapacağız.
uzun bir doğa yürüyüşünün ardından tekrar kamp alanındayız. Bir saat sonra hava kararacak. Biz de yerde dökülmüş, kurumuş odun parçalarını toplayıp ateşimizi yakıp yemeğimizi yiyeceğiz. Keyifli bir gündü. Uzun bir gündü. Dört mevsim bir arada yaşadık. Sabah geldiğimizde sisli ve soğuk bir hava vardı. Öğleden sonra hava açtı. Hava biraz daha ısındı. Çevre gezileri yaptık bugün. Uzun yürüyüşler yaptık. Çetikören Yaylası'na çıktık. Oradan süper görüntüler topladık. Çetikören Yaylası'nın karşı tarafında Kartal Kaya Zirve, sol tarafında da Köroğlu Zirve'yi gördük. Keyifli, güzel bir gündü. Şu anda orman arazisinde yerdeki kuru dalları, odun parçalarını, çürümüş ağaç parçalarını topluyorum. Onları yakacağım. Kesinlikle ve kesinlikle yaş bir ağaca dokunmuyorum. Herkese günaydın. Kampta ikinci günümüzdeyiz. Sabah erken kalktık, kahvaltımızı yaptık, kamp alanını temizledik. Daha sonra aşağı inip dere kenarında elimizi yüzümüzü yıkadık, çayımızı içtik. Şu anda da dinleniyoruz. Bugün esasında arkamızdaki zirve, Köroğlu Zirve'ye tırmanacaktık. Ama zamanımız yetmedi, hava da bozuyor. Bugün sanırım kamp erken bitecek, erken döneceğiz. Ayarlayabilirsek de gelecek haftaya tekrar zirve için gelmeyi düşünüyoruz. Şu ana kadar her şey çok keyifliydi. Her anın tadını çıkartıyoruz. Artık son dakikalar. Yürüyüşümüz sırasında neredeyse her 100 metrede bir su yolu görüyoruz. Her yerden su akıyor. Kayalardan su fışkırıyor. Ormanın içinden ufak su yolları var. Sular akıyor. Gene dereler var. Daha büyük dereler var. İnanılmaz. Yani bu kadar kısa mesafede bu kadar çok su kaynağının olduğu bir yer çok nadir bulunur. Bu da zaten hayvanların fazla olmasından, popülasyonlarının çok olmasından anlaşılıyor. Hayvanların gerçekten beslenebileceği, yaşayabileceği muazzam bir tabiat arkadaşlar. Mutlaka gelin görün. Daha demin yürüyorduk. Sağ tarafımızda dere vardı. Devam ettik. Bu sefer sol tarafımızda dere var. Şimdi ilerleyeceğim. Eminim ki gene bir dereyle karşılaşacağız. Başkan, bunlar akşam olmuş herhalde. Evet, çünkü çok taze. Toprak yumuşak, sert değil. Yumuşak. İzler çok belli oluyor. Bu sanırım yine dün gördüğümüz domuz sürüsü gelmiş oldu. Domuz sürüsünden abi, evet. Çünkü arkasında bir tırnak izi daha iki var. İki tane tırnak evet, var. Şurada. Şurada V şeklinde tırnak evet, var. Evet, evet.
Dün gördüğümüz daha ince uzundu. Daha ince uzun. İnce uzun, iki tane tırnaklı. Geyik olabilirdi dün gördüğümüz. Dün gördüğümüz kesin geyikti. Evet. Bunlar büyük olsun. Yaban domuz. Yaban domuz ama ufak, ufak yani. Yavruları vardı çünkü onlar büyük, onlar kalabalık sürüydü. Büyük olasılıkla tam. Muhtemelen evet yavruları. Şu anda kamp alanında eşyalarımızı topluyoruz. Çöplerimizi topladık. İmha edilebilecek çöpleri de yaktık arkadaşlar. Özellikle yakın bir zamanda gene bu noktaya geleceğimiz için, bu noktada kamp yapacağımız için herhangi bir yiyecek de alana bırakmıyoruz. Çünkü hayvanların bu alanı beslenme alanı olarak belirlemelerini, tanımalarını istemiyoruz. Onun için çevrede herhangi bir yiyecek ya da çöp bırakmadık. Köroğlu Dağları'nda yaptığımız kamp programımız şu an itibariyle son buldu arkadaşlar. Çok keyifli bir iki gün geçirdik. Bölge müthiş güzel. Her geldiğimde hayranlığım kat ve kat artıyor. Sizin de bu bölgeye gelmenizi özellikle tavsiye ediyorum. Barkın'la Doğa Aşkı kanalını beğenip desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Diğer kamplarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.